izleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nce hazırlanan webinar serimizde bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutluyoruz. Tüm Türk ulusunun öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Bugün değerli konuklarımız COVID-19 pandemi sonrası yeni dünya düzeni kapsamında hazırlanan, bu uzaktan aslında gerçekleştirilen ama bir o kadar da birbirimize yakınlaştıran webinar serimizde 19 Mayıs'ın tarihsel ve toplumsal açıdan önemini konuşacağız. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Temuçin Faik Ertan hocamız oluyor. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi günler. Bütün Ankara Üniversitemize ve tüm Türkiye'ye, tüm insanlara merhabalar, selamlar, saygılar. Bayramınız kutlu olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Bu güzel günde de sizinle birlikte olmaktan biz çok büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Eminiz sizden çok çok güzel bilgiler edineceğiz ve 19 Mayıs'ın ruhuna uygun bir yayın gerçekleştireceğiz ama ilk kez bizimle birlikte olan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için sizi bir tanıtmak istiyoruz biz. İzninizle, müsaadenizle. Değerli konuklarımız, Profesör Doktor Temuçin Faik Ertan ilk orta ve lise eğitimini Adana Ceyhan'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Muş'un Varto ilçesinde tarih öğretmenliği yaptı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne araştırma görevlisi olarak geçti ve aynı enstitüde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne profesör kadrosuyla müdür olarak atandı. Başkent Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu ve Ayaş Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyeliğini de yapan Profesör Doktor Ertan, Genelkurmay Başkanlığı ATASE ATAREM Yürütme Kurulu üyesi olarak da ilgili kuruma katkı sağladı. Profesör Doktor Temuçin Faik Ertan, 2014 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2016 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans diploması aldı. 80 yüksek lisans ve doktora tezini danışman olarak yöneten Profesör Doktor Temuçin Faik Ertan, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Türk devrimi, Kemalizm ve Atatürk ilkeleriyle ilgili çok sayıda kitap ve makale yazdı, bildiri sundu, konferans verdi. Halen Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü olarak görev yapan Profesör Doktor Sayın Temuçin Faik Ertan hocamız bugün yayın konuğumuz ve kendisiyle birlikte 19 Mayıs'ın tarihsel ve toplumsal açıdan önemini konuşacağız. Hocam, bu kadar dolu dolu bir özgeçmişe sahipsiniz. Aynı zamanda bir hukukçu, aynı zamanda bir iktisatçı olarak da konuğumuzsunuz bugün. Ne mutlu bizlere. Estağfurullah. Hocam, şimdi öncelikle size sormak istediğimiz nokta, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı. 101 yıl öncesine dönüyoruz. 101 yıldır aslında bitmeyen bir heyecan, bitmeyen bir mutlulukla bu güzel tarihsel zamanı, süreci yaşamaya devam ediyoruz. Öncelikle hocam 19 Mayıs'a kadar geldiğimiz süreçte Birinci Dünya Savaşı, Türk ulusu için ve dünya tarihi açısından çok büyük öneme sahip bir Çanakkale Savaşı, ardından Birinci Dünya Savaşı'nın tamamlanması, Mondros Mütarekesi, işgaller ve 16 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a çıkış süreci, İstanbul'dan başlayan süreç. Bu döneme kadar gelen süreci bir değerlendirir misiniz hocam bizler için? Şimdi Osmanlı Devleti'nin 1300 yılında kurulduğunu varsayarsak, hani imparatorluğun en uzun yüzyılı meşakkatli 19. yüzyıl gibi görülür. Ama evet, en kısa yüzyıl da 20. yüzyıl. Yani Osmanlı Devleti'nin en kısa yüzyılı hem ironik açıdan hem gerçek açıdan hem kronolojik açıdan, zaman dilimi açısından en kısa yüzyıl. Yani 19-20 yıl kadar yaşayacak. Tabii Osmanlı Devleti'nin çöküşü üzerine yeniden bir devletin inşa ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada bir şeyi tespit etmek lazım. Osmanlı Devleti'ni Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları yıkmadı. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetti. İtilaf devletleri tarafından parçalandı ve yıkıldı. Bu yıkılmış bir hantal geri tarım imparatorluğu üzerinde
Mustafa Kemal Paşa, Atatürk ve arkadaşları yeni bir devlet kurdular. İşte 19 Mayıs 1919 tarihi, yani bundan 101 yıl öncesine gidecek olursak, hem milli mücadelenin başlangıcını teşkil ediyor, hem de yeni Türk devletinin temellerinin atıldığı günü teşkil ediyor. Çünkü Mustafa Kemal ve arkadaşları, pek azı istisna tutulabilir, Anadolu'da bir hareketi başlatırken sadece işgallere karşı direnişi amaçlamamışlar. İşgalden kurtardıkları ülkede yeni bir devlet kuracaklar, yeni bir rejim oluşturacaklar, yeni bir sistem kuracaklar. Bu anlamda 19 Mayıs 1919 Türk tarihi açısından gerçekten pek çok noktada dönüm noktasıdır, dönüm niteliği taşır. Şimdi bu nasıl gelindi 19 Mayıs 1919'da? Bir kere Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girdiği anda o İngiltere'nin Büyük Umumiye Temsilcisi'nin söylediği bir söz var. Diyor ki Türklere, eğer diyor bu savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nı Almanya kazanırsa siz Almanya'nın sömürgesi olursunuz. Ama İngiltere kazanırsa mahvolacaksınız. Yani ve sonuçta İngiltere kazanıyor. İşte Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki işgaller Osmanlı Devleti'ni başta İngiltere olmak üzere diğer İtilaf Devletleri'nin bir cezalandırma metodolojisidir. Ve sonuç itibariyle yüzyıllardan beri şart meselesi diye Türklerle bir hesaplaşma içine giren bu dünya, Batı dünyası, şimdi Mondros Mütarekesi'nden sonra bu hesabı görme fırsatını elde etmişlerdir. Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918'de imzalandığında bazıları bu mütarekeye, ki çok ağır koşullar taşır, çok iyimser bakmışlardır. Şimdilik durumu atlattık, elimizdeki topraklar kaldı, bundan iyisi can sağlığı, işte durumu İngilizlerle uzlaşırız, İngilizlere kendimizi anlatırız, işte bizi savaşa iddiatçılar soktu, biz iddiatçı değiliz, Alman yanlısı değiliz diyerek son derece iyimser bir görüntü vermişlerdir. Ama Mustafa Kemal ve arkadaşları, bazı arkadaşları kesinlikle Mondros Mütarekesi'nden ve sonrasındaki gelişmelerden pek umutlu değillerdir. Mustafa Kemal daha Adana'dayken, daha İstanbul'a gelmeden dönemin sadrazamına çekmiş olduğu telgrafta Mondros Mütarekesi'nin hükümlerine uyulmaması gerektiğini, orduların terhis edilmemesi gerektiğini ve bu durumun ülkenin çok açık şekilde işgale yol açacağını belirtmiştir. İşte 13 Kasım 1918'de geldiğinde, hani diyor ya geldikleri gibi giderler dediği gün var ya, ünlü o sözü, aslında çoktandır kafasında planladığı ama daha çok da o kararlı vurgulayan bir sözdür. Yani o anlık İtilaf Devletleri'nin donanmasını, gemilerini görünce, ki aynı anda gelmişlerdi, aynı gün gelmişlerdi, onları görünce sıradan bir söz değildir. Daha önceden yol boyunca Adana'dan İstanbul'a geldiği sürece o trende düşünmüştür, taşınmıştır. Daha önce zaten aslında Mustafa Kemal'in hayatına gittiğimizde öğrencilik yıllarında bu ülkeyle ilgili tasarımları vardır. Yani rastlantı olarak değildir. İşte şimdi Mustafa Kemal'in eline bir fırsat geçmiştir. Ülkesi için ne yapabilir? 13 Kasım 1918'den 16 Mayıs 1919'a kadar geçen 6 ay, Türk tarihini değiştiren 6 ay, bence dünya tarihini değiştiren 6 ay, bence sömürge ulusların tarihini değiştiren 6 ay, bu çok önemlidir. Bölgemizin tarihini değiştirmiştir. Yani Akdeniz Havzası'nın tarihini değiştirmiştir. Bu 6 ayda Mustafa Kemal'in hiç İstanbul'da boş durmadığını görüyoruz. Hiç boş durmadığını, hatta kız kardeşiyle annesini tehlikeye atmamak için Şişli'ye taşınarak orada görüşmeler yaptığını, orada toplantılar yaptığını, kurtuluş için çareler aradığını görüyoruz. Hatta ilk etapta İstanbul'da bir şeyler yapabilirim diye düşünürken, İstanbul'da umut yoktur. İstanbul teslimiyetin şehri olmuştur. Çaresizliktir İstanbul'daki temel simge. Hükümet ve saray şu günü atlatalım diyerek Anadolu'ya nasihat heyetleri gönderiyorlar. Aman diyorlar, duruma hakimiz, aman direnmeyelim diyorlar. Oysa Mustafa Kemal Paşa'nın gözü Anadolu'dadır. Gözü Anadolu'dadır. Neden? Anadolu'da bir top patlamıştır çünkü. Anadolu'da Kuvayi Milliye Hareketi başlamıştır. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmuştur. Bizim öyle ders kitaplarında anlattığımız gibi 5-6 tane değil. Mantar gibi türemişlerdir. Her yerde müdafaa-i hukuk örgütlenmesi vardır. Direnişler oluşmaya başlamıştır. Ama bunlar yereldir. Bunların örgütlü bir hale getirilmesi, bunların birleştirilmesi gerekir. Bu da bir otorite tarafından, güvenilir bir insan tarafından gerçekleştirecek bir durumdur. İşte Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kafasında şekillenen temel plan budur. Anadolu'ya geçip, çünkü İstanbul'da artık bir şeyler yapılamıyor, Anadolu'ya geçip
bu mücadeleyi örgütlü hale getirmek. Ha, İstanbul'da bir şeyler yapılamamasını yapılamadığını kanıtlayan gelişmeler var, tutuklamalar var. Eski iddiaçılar, yurtseverler, vatanseverler, askerler, bürokratlar, gazeteciler, aydınlar tutuklanıyorlar. Nasıl tutuklanıyorlar biliyor musunuz? İngilizler Tevfik Paşa'ya, damat Ferit hükümetine, damat Ferit Paşa'ya bu hükümetlere liste veriyor. Bu listeye bakarak İstanbul'da tutuklamalar yapılıyor. Ve bu listeye bakarak yargılamalar yapıyor. Yani teslim olmuş hükümetler var İstanbul'da. Oysa Osmanlı Devleti'nin içinde bir de Genelkurmay var. Vatansever, yurtseverlerin çok da olduğu, işte Fevzi Paşa'nın olduğu, Kazım İnanç'ın olduğu, daha sonra Cevat Paşa'nın olduğu, Mustafa Kemal'lerin bulunduğu bir grup var. Bu grup hiç de teslim olmak niyetinde değil. Bu grup hiç de damat Ferit'in o teslimiyetçi ya da Vahdettin'in o çaresiz siyasetinin bir parçası olmak istemiyorlar. Çünkü Anadolu'da bir şeyler var. Anadolu'da başlayan bir hareket var. Bu hareketin başıboş bırakılmaması gerekiyor. Bu nedenle süreç aslında Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal gibi düşünenlerin lehine gelişiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali, ki bu işgal 15 Mayıs 1919'da oldu ama öncesi vardır, tartışılıyor. Yani İzmir'in Yunanlılara verileceği belli. İşte bu hareket, yani İngilizlerin İzmir'i Yunanlılara verme girişimi infial yaratıyor. Ulusal bilinci artırıyor. Yani pek çok insana istediğiniz kadar Mondros kötü deyin, Mondros işgallere yol açıyor deyin, İngilizlerin bizi affetmeye niyeti yok, İngilizler bizi cezalandıracak deyiniz. Bu pratik kadar etkili olmamıştır. Yani İzmir'in Yunanlılara verilmesi Türk ulusu açısından Mondros'un bizim başımıza ne işler açacağını göstermiştir. Bu anlamda 16 Mayıs'a giden, yani Mandırma Vapuru'nun yolcularının o gemiye binme sürecine giden halka aslında 15 Mayıs 1919'da bir ölçüde tamamlanmıştır. Ve hocam 16 Mayıs 1919'da görürüz. Atatürk ve yanında kimler vardı? Samsun'a çıkılan o Bandırma Vapuru'nda. Evet, 23 kişi vardı. Yani 23 kişi vardı. Mesela Refet Paşa vardı, Hüsrev Gerede vardı, Refik Saydam vardı. Yani daha sonra başbakan olacak insanlar vardı. Şunu da belirteyim. Bu yolcuları Mustafa Kemal kendi belirlemiştir. Mesela burada tarihçilik yapalım biraz. Mustafa Kemal'in o yolcuları, yani karargahını kendisinin belirlemesini için nasıl bir ortam yaratılmıştır? Aslında bunu damat Mustafa Kemal'i görevlendiren Vahdettin olsun, damat Ferit Paşa olsun, Harbiye Nazırı olsun çok istemiyorlar. Ama biraz önce bahsettiğim o Genelkurmay'daki Fevzi Paşa, Genelkurmay Başkanı, ikinci başkanı Kazım Paşa, Kazım Karabekir değil, İnanç, Diyarbakırlı Kazım Paşa, sonra Fevzi Paşa'nın yerine geçecek Cevat Paşa, aslında bu organizasyonun içindeler. Yani orada birileri o işgalleri hazmedemiyor. Hazmedemiyor. Bu kadro, biliyor musunuz, Çanakkale'de Mustafa Kemal'le birlikte savaşan kadro. Bu kadro daha sonra milli mücadele yıllarında yine Mustafa Kemal'le omuz omuza bu ülkenin kurtuluşu için savaşacaklar. Yani rastlantı bir kadro değil. Şunu da belirteyim ben. Çok ilginç bir kadro, çok ilginç bir kurmay heyeti var dönemde Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal lideri olduğu kadro çok nitelikli. Trablusgarp, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış. Çok genç yaşta olgunlaşmışlar. Şimdi burada arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz var. Mustafa Kemal Paşa diyoruz, Kazım Karabekir Paşa diyoruz, Refet Paşa diyoruz. Kaç yaşında sizce? Hani paşa deyince şöyle 50'sini 60'ını geçmiş insanlar. Bunlar 30'lu yaşlarındalar daha. Çok kuvvetli, çok 1880 ile 85 arasında doğmuş nitelikli subaylar. Ve bunların başında çok nitelikli, müthiş bir deha var Mustafa Kemal Atatürk. Ve onlar da bunu bildiği için onun liderliğini kabul etmişler. Bu anlamda Bandırma Vapuru'nun yolcuları rastgele yolcular değildir. Mustafa Kemal'in kafasından çıkan bir kadrodur oraya giden. 23 kişi sanırım diğer görevlilerle beraber, personelle falan işte 56 deniyor, 70 deniyor ama karargah 23 kişiden oluşuyor. Diğerleri gemi personeli. İsmail Hakkı Durusu'yu burada gemi komutanını da yad etmek lazım, anmak gerekiyor. Yani aslında kahramanların gemisi Bandırma Vapuru bu anlamda kahramanları taşıyor 16 Mayıs 1919'da. Samsun'a doğru. Şimdi ben bağlantıda biraz problem oluyor gibi geliyor Hayri Bey'den ama ben devam edebilirim veya sorunuz varsa devam edelim. Tabii hocam. Şu an duyabiliyorsunuz galiba beni. Duyuyorum. Sorayım, devam edeyim. Şimdi hocam o üç günlük yolculuğa değinmek gerekirse
16 Mayıs'tan 19 Mayıs sabahına kadar geçen bir yolculuk süreci var. Ve bu süreçte Atatürk'ün de ya da birlikte hareket ettikleri arkadaşlarının da anılarında pek çok noktanın geçtiğini görüyoruz. Çok dikkat etmeleri gereken bir yolculuk oldu. Ve bu yolculukta da epeyce aslında sıkıntı yaşanabilecek durumlar da oldu ama 19 Mayıs 1919 sabahı tütün iskelesinden çıkabilmeyi başardılar. Bu üç günde neler yaşandı hocam? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu üç gün bir kere Bandırma Vapuru çok büyük bir gemi değil. Yani şunu da kabul etmiyorum. Bilerek de özellikle de batsın diye verilmiş eski bir gemi de değil. Ama eski bir gemi. Yani Osmanlı'daki zaten donanmanın envanteri çok güçlü değil. Çok yani şimdi bazen böyle onu transatlantik gibi gösterenler de oluyor veya küçük bir tekne gibi gösterenler de oluyor. Öyle değil aslında. Yani belli bir yolcu taşıyacak, belli bir görevli taşıyacak. Çünkü Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tamam zihinlerinde onların Anadolu'ya geçerek bir örgütlü mücadele başlatmak var ama Mustafa Kemal ve Bandırma Vapuru'nun diğer yolcularının o kararnamesini imzalayanların da bir beklentisi var. Yani onlar da gemi batsın diye o kadar görevliyi, o kadar personeli bindirip göndermezler. Onların da bir beklentisi var. Yani bu geminin bir şekilde Samsun'a ulaşması lazım. Ne için ulaşması lazım? Vahdettin ve Damat Ferit'in kafasındaki o görev olan yani Karadeniz bölgesindeki çatışmaları sona erdirip bölgeyi işgalden kurtarma görevini de gerçekleştirmek için ulaşması lazım. Bizim kafamızda bugün var olan işte Kurtuluş Savaşı'nı başlatması için de ulaşması gerekiyor. Kıyıdan gidiyor işte İnebolu, Sinop gibi yerlere uğruyor. Gerçekten zaman zaman dalgalarla boğuşuyor. Denizin tuttuğunu söyleyebilirim. Bu konularda da anılarda çok tutarlı bilgilerin olmadığını da söyleyebilirim ben size. Yani geminin varış iniş saatleri konusunda problemler de var. İşte İnebolu'ya Mustafa Kemal indi mi inmedi mi geldi mi gelmedi mi ama her gittiği yere Mustafa Kemal'in kıyı boyunca da her yere mesajının olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yolcuları çok önemli. Yolcuları çok önemli. Ve 19 Mayıs 1919'a geçiş aslında hani bizim çok klişe bir ifade kullanıyoruz. Samsun'a ayak bastı. Ya da Samsun'a çıktı diyoruz ya, aslında Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçti. Bakın bu daha büyük bir coğrafya. Anadolu'ya geçti. Çünkü Samsun'da sınırlı kalmayan bir faaliyet alanı var. Yetki alanı zaten çok geniş ama bununla beraber kafasındaki plan da çok geniş. Hem Mustafa Kemal'in yetkilendirildiği coğrafya çok geniş hem de Mustafa Kemal'in yapacağı işler çok yoğun. Yani bu işler biraz derin ve geniş işler olarak görünüyor. İşte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiğinde Samsun'da aslında İngilizler var. İngiliz müfrezesi var. Yani şöyle düşünün. Hemen hemen her yerleşim merkezinde irili ufaklı bir İtilaf Devletleri Birliği var. Bu dönemdeki işgalleri şu şekilde değil. Görmeyelim. İzmir'in işgali veya bazı büyük şehirlerin işgali istisna. Yani her kişinin başına bir işgalci jandarma dikilmiyor. Stratejik bölgeleri işgal ediyorlar. Limanları, demir yollarını, madenlerin bulunduğu yerleri kontrol ediyorlar. Yani iktisadi amacı da var bu işgallerin. Sadece böyle siyasi amaç yok. Neden Samsun Limanı'nı kontrol ediyorlar? Neden Zonguldak'a asker çıkarıyorlar? Neden Ereğli'ye asker çıkarıyorlar sizce? Ya da İzmir'de Yunanlar girer girmez neden işte İzmir kasaba hattını kontrol ediyor? Yani Turgutlu Demiryolu'nu kontrol etmeye çalışıyor. Çünkü temel amaçları Anadolu'da kalıp Anadolu'yu iliğine kadar sömürmek. Zaten son 50-100 yıldır belli bir sömürge tekniği uyguluyorlardı. Şimdi ise gerçekten Türklerin askeri anlamda, siyasi anlamda elini kolunu bağlayıp, Türkleri kelepçeleyip, bunun sonucunda da bu Anadolu'daki bütün yerüstü ve yeraltı kaynaklarını elde etmek istiyorlar. İşgallerin hiçbirisi rastgele değil. Hiçbirisinin amacı sadece askeri değil. Askeri görüntülü, askeri olarak, siyasi olarak sindirip Anadolu'yu tümüyle kendi malları gibi kendi ülkelerinin artı değer olarak aktarmak amacındalar. İşte bu görünüyor. Samsun'da işgali var diyorum. Mustafa Kemal Samsun'da kalmıyor. Biraz önce şu ifadeyi bilerek kullandım. Samsun'a Mustafa Kemal Paşa'nın ve o kadronun ayak basması milli mücadelenin örgütlü safhasını başlatmıştır. Tamam bu doğru. %100. Yani 101. yılındayız biz milli mücadelenin başlaması ya da Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlaması. Nasıl adlandırırsanız adlandırınız. Ama asıl bir devlet kuruluyor Anadolu'da artık. Daha Amasya Genelgesi'nde ne diyorum Mustafa Kemal ve diğer imzalayanlar? Milletin bağımsızlığını yine milletin adı ve kararı kullanacaktır. Ya başlıyor. Erzurum, Sivas Kongresi başlıyor.
ve bu kongrelerde ulusal heyet oluşuyor. Bir heyet temsiliye kuruluyor. Bir hükümet oluşturuluyor neredeyse. Atama yapıyor biliyor musunuz? Heyet temsiliye. Orada İstanbul hükümeti var. Ama heyet temsiliye komutan ataması yok. Komutanları istediği yere atayabiliyor. Tıpkı bir yürütme yetkisine sahip gibi. Bakın devlet organları çıkmaya başlıyor. Ve ne oluyor? Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi. Biz Ankara Üniversitesi'yiz. Ankara bizim için ayrıca önemli bir şehir. Ve biz bu şehre damgasını vuran bir üniversitenin temsilcileriyiz. Ben bundan gurur duyarım. Yani bir şehir üniversitesi olması anlamında bir devlet üniversitesi olarak Ankara Üniversitesi'nin özel olmasını sağlayan tarihsel bir süreçte başlıyor aslında. Mustafa Kemal Ankara'da. Heyet temsiliyenin merkezi ne oluyor? 3 ay sonra, 4 ay sonra Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması yeni bir devletin kurulmasıdır. Peki yeni devletin kurulmasının işaret fişeği nereden? 19 Mayıs 1919'da. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Çünkü her adım, Mustafa Kemal'in attığı her adım Anadolu'da yeni bir devlete doğru. Yeni bir anayasal düzene doğru. Yeni bir rejime doğru. Yeni bir devlet diyorum. Aslında bu devletin adı konmamış, rejiminin adı da yani siz konmamış, cumhuriyettir aslında. Tıpkı bir cumhuriyet gibi çalışıyor. Yani 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor ama cumhuriyetin kapısını bize şöyle bir aralıyor. Tarihsel bakımdan bu bağlamda önemli. Bu açıdan önemli. Başlıkta bir de toplumsal vardı. İsterseniz toplumsal boyutuna da değinebilirim. Tabii ki hocam. Birazdan o noktaya da gireceğiz. Ama isterseniz 19 Mayıs 1919'a geldiğimizde ki zaten biraz önce İzmir'in işgal edildiğinden bahsettik. Farklı noktalarda işgaller başlamıştı. Keza Samsun'da aynı şekilde. Anadolu'nun genel durumu neydi hocam o günlerde? Çünkü Atatürk aslında milletin böyle içinde bir ateş yakıyor. Bağımsızlığa, özgürlüğe olan bir inancı tekrar bir araya getirip buradan aslında bir kurtuluş mücadelesi başlatıyor ama 19 Mayıs 1919'da genel durum neydi hocam? Hem toplumsal bağlamda aslında hem de ülkenin genel durumu bağlamında baktığımızda. Yani bir kere yeni savaştan çıkmış bir ulus vardır. Bıkkın, yılgın, yorgundur bu ulus. Yani bu ulusu sıradan bir liderin harekete geçirmesi mümkün değil. Bir kere nüfusa evet. Bakalım. Bu nüfus 1911'den 12'ye Trablusgarp'ta savaşmış. 1912-13 Balkan Savaşı'nda. 14-18 Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış. Yani yaklaşık 10 yıllık bir savaş var. Bu savaşa çok kişi asker alınmış. Milyonlarca insanı kaybetmişiz. Milyonlarca insan şehit olmuş. Milyonlarca insan eli ya da ayağı kopuk olarak gelmiş. Amputé şekilde gelmiş. Yani gazi olarak gelmiş. Ülkemizde milyonlarca yetim çocuk var, dul kadınlar. Üretim kopmuş, tarlalar üretim yapılmamış tarlalarda. Tarımsal faaliyetler bitmiş. 3 milyon kilometre kareye yakın toprak kaybedilmiş. Bakın, manzarayı, genel manzarayı söylüyorum. Üstüne üstlük biz Osmanlı Devleti veya Osmanlı Devleti'nin kendisi ve tabii ki Türkler büzüle Anadolu'ya gelmişiz. Anadolu'ya sıkışmışız. Anadolu'ya razıyız aslında. Zaten misalkımızı da onu öngörüyor. Bize yani bu coğrafyada yaşayanlara Anadolu bile fazla görülmüş. Ve ne olmuş? Anadolu'ya doğru çekilen Türklere daha da fazla ceza vermek için bu kez Anadolu toprakları işgal edilmiş. Çukurova bölgesi ve Güneydoğu, işte Urfa, Antep, Maraş bölgeleri önce İngilizlerin ardından Fransızların işgaline uğrayacak. Güneybatı Anadolu sahillerini bu Antalya'dan Kuşadası'na kadar uzanan sahil şeridinde denizliydiği için neredeyse için alacak şekilde İtalyanlar asker çıkarmış. Biraz önce bahsettiğim Yunan ordusu girmiş İzmir ve civarına. Ayvalık'ta bir cephe oluşturulmaya çalışılmış. Kıyı şeridi işgaller var ve burada Pontusçu faaliyetler var. Yani Rum faaliyetleri, Ermeni faaliyetleri yoğunlaşmış. Çünkü çok enteresan bir şekilde İtilaf Devletleri Anadolu'daki işgallerini kalıcı kılabilmek için, biraz önce bahsettiğim o iktisadi sömürüyü tümüyle gerçekleştirebilmeleri için kendilerinin aslında o coğrafyaya binlerce askeri getirmeleri için ne zamanları var, ne ekonomileri müsait, ne de kamuoyları uygun. Hiç kimse istemiyor. O yüzden Yunan devletini ve içeride de Rumluk ve Ermenilik faktörünü kullanmayı yeğliyorlar. Yani içeride ayrışma var. Kimsenin kimseye güvenmediği bir dönem var. Ama biraz önce söylediğim gibi bıkkın, yorgun ve yılgın bir halk var. Bir de peki okuma yazma oranı yüzde kaç? Yani kadınların durumu ne? Bunlara baktığımız zaman bunlar mesela biz bunları daha çok Cumhuriyet'in ilk yıllarında savaş bittiği zaman söylüyoruz. Savaş sırasında asıl
Bizim elinde, Mustafa Kemal'in değil, kadro bu. Yani insanların öncelikle bu Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına inandırılması gerekiyor. Ne kadar inançlar var bilemiyoruz. Yani şöyle bir durum yok. Herkes bilsin, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtiğinde bütün Anadolu halkı onu hazır ve nazır bekliyor diye. Mustafa Kemal kazandıkça ona inananlar artacaktır. Mustafa Kemal doğru stratejiler uyguladıkça ona inananlar artacaktır. Basit bir örnek var. Bunu bütün kitaplar yazar. Bu Havza yolunda bir köylüyü görüyor. Diyor, köylüyle konuşması vardır. Bundan aktarayım. Ne yapıyorsun burada diyor, tarlanı sürüyorsun. Yunan İzmir'e geldi, sen burada tarlayla uğraşıyorsun. Amca diyor. Köylümüzün söylediği söz şu. Vallahi diyor, benim vatanımda, ülkemde, toprağımda bu tarladır diyor. Düşman bu toprağa gelene kadar tek kurşun atmam. Çünkü evde diyor 4 tane yetim, 2 tane dul buradan ekmek yemek bekliyor. Yani halkın durumunu anlamak lazım. Mustafa Kemal bunu biliyor. Mustafa Kemal Paşa bunu biliyor. Bu halkın Kurtuluş Savaşı'na inançsızlığı değil, çaresizliği. Ne yapsın? Yani yıllarca çocuğunu askere göndermiş, hep kaybederek gelmiş. Osmanlı'nın biraz önce bahsettiğim, neden en uzun yüzyılı diyoruz 19. yüzyıla? Ne kadar çok toprak kaybetmişiz. En kısa yüzyılda da korkunç bir toprak kaybetmişiz. Balkanlardan Makedonya'ya, Ege Adalarından ve en son Dünya Savaşı'na tüm Orta Doğu'yu kaybederek çıkmışız. Şimdi diğer tarafta da nasıl bir görüntü var? Padişah ve hükümetler, İstanbul hükümetleri daha sakin olmayı öneren, işte nasihat heyetleri gönderiyorlar. Aman sakin olalım, kuvvacılara uymayalım, müdafaa hukukçulara takılmayalım, Padişah Hazretleri her şeye hakimdir deniyor. Bakınız, benim şöyle bir düşüncem de var. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını konuşalım bugün. Bu yüzden ben hani Vahdettin Damat Ferit'le bugünü heba etmek istemiyorum açıkçası. Neden? Çünkü bu kez başka bir kısır tartışmaya dönüyor. Bu bayram günü alıyor, anlamını yitiriyor. Türkiye'nin iç politik malzemesinin bir parçası oluyor. Yani zaten yeterince ayrışıyoruz. Bu kez Vahdettin'i şu mu bu mu diye konuşuyoruz. Ben bugün bayram günüdür. Bu bayramın tarihsel önemini anlatmakla mükellef görüyorum kendimi. Neden de? Anadolu halkının durumunu söylemek zorundayım. Ve bu arada tabii feodalizm var, ağalık şeyhlik düzeni var. Bunlar hepsi var. Düşünün. Yani Mustafa Kemal aslında 1923'ten sonra gerçekleştirmiş olduğu devrimlerin gerekçeleri aslında 1919'larda görüyor Mustafa Kemal, bütün bu havayı görüyor. Ama bu elindeki malzemeyle de bu kutsal savaşı başlatıyor ve kazanıyor. Bence çok çok önemli. Çok çok önemli bu süreçte Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tavırları, tutarlı davranışları ve halkı ikna etme güçleri. Çok iyi. Evet hocam, ve işte bu noktada artık toplumsal dönemine de 19 Mayıs'ın geçiş yapmış oluyoruz. Gerçekten de henüz ortada halkın bilebildiği bir nokta yok. Her şey Atatürk'ün ve çok yakın silah ve çalışma arkadaşlarının zihninde. Ama sonrasında tabii ki savaşlar kazanılmaya başlandıkça halkın morali de artıyor. Bağımsızlığa, özgürlüğe olan tutkusu da tabii ki gelişmeye başlıyor ama 19 Mayıs günü hocam, evet, toplumsal açıdan önemi bağlamında nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsı açısından da çok önemli, toplumsal açıdan. Mesela biz kaç kişi bunu biliyor? 19 Mustafa Kemal Atatürk'e doğum gününü sorduklarında 19 Mayıs diyor. 19 Mayıs değil. Biz hani az çok bu bazı biyografilerden işte karların yeni yeni yağmaya başladığı falan filan denir. Ama 19 Mayıs diyor Mustafa Kemal. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Yani Türk milletinin doğduğu gün ben doğdum diyor. Çok önemli. Türk ulusunun doğduğu gün doğdum diyor. Biz bugün birçok yerde Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs olarak doğum gününü kutlamayız. Hatta bu bayramın ilk ismi Mustafa Kemal kendisi koyar mı ismini canım? İşte Mustafa Kemal Paşa'nın zamanında bu bayramın adı Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Daha sonra 1981'de bu bayram Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı adını alıyor. Yani Atatürk kendisi kendi adıyla bir bayram icat etmiyor. Bu halkımız bunu bilsin. Yani kendisini öne çıkaran bir bayram yok. Farkında mısınız? Bizim bayramlarımızın aslında Atatürk dönemindeki bayramdan hiçbirisinde Atatürk'ün adı yoktur Atatürk zamanında. Yani Cumhuriyet Bayramı, Milli Egemenlik, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Zafer Bayramı ve dediğimiz Gençlik ve Spor Bayramı. Şimdi toplumsal açıdan Atatürk için bu kadar önemli. Ben biliyorum Batılı devlet adamları Atatürk'e 19 Mayıs'ta kutlama telgrafları çekiyorlar. Belgeler var, telgraflar var elimizde. Yani majesteleri doğum gününüzü kutlarız nice yaşlara falan diye çekiyor bunu. Batı'nın o İngiltere kralı falan çekiyor. Düşünün yani, böyle sıradan gelen insanlar değil. Şimdi bu derece önemli bir. Şimdi neden bu Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs'ta
19 Mayıs 1919'da yani 101 yıl önce Samsun'a ayak basına bugün Gençlik ve Spor Bayramı'dır dememiştir. Bunu söyleyelim. Bu bayram daha çünkü ne olacağı belli değildir. Ne olacağı bellidir. Bayram Cumhuriyet'in ilanından sonra güncellenmiş ve gündeme gelmiştir. Önceleri bakın toplumsal açıdan bakıldığında Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı o hafta Samsun merkezli Gazi Günü olarak kutlanmıştır. Gazi Günü olarak kutlanmıştır. Sonra bu 30'lu yıllarda ülke çapında Gazi Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Ve 1936 yılında Gençlik ve Spor Bayramı olarak adlandırılmıştır. Tabii 1936 yılı bizim açımızdan şöyle önemlidir. Türkiye, yani TİCI dediğimiz Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kurulmuştur. Yani Türk Spor Kurumu'nun, yani Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün, yani bugün Spor Genel Müdürlüğü'nün nüvesi oluşturulmuştur 1936'da. Yani tüm idman faaliyetleri, spor faaliyetleri tek merkezde toplanmıştır. Bu bayramın iki boyutu vardır. Bir gençlik boyutu, bir de spor boyutu. Atatürk'ü anma zaten yaşamımız boyunca yaptığımız bir şey. O ihmal edilmeyecek bir durum. Yani bayram olsa da olmasa da biz bunu anıyoruz. Şimdi gençlik boyutuna geldiğimizde şöyle bir manzara var Atatürk'ün. Biraz önce bahsettiğim 1919'daki nüfus yapısını düşününüz. 20-23'e geldik. Nüfus değişmiyor ki. Cumhuriyet ilan edilmiş. Bu cumhuriyetin önünde bekleyen birçok iş var. Bu cumhuriyetin modernleşmesi lazım. Yani üretmesi lazım. Yani kalkınması lazım. Üretecek güce ihtiyaç var. Üretecek güçler, bakın bu üretim tarımsal üretimdir. Bu üretim sanayi üretimidir. Bu üretim ticari üretimdir. Bu üretim bilimsel üretimdir. Yani bilgiyi üretecek insanlara da ihtiyaç var. Bu nedenle Atatürk'ün ne yapması lazım? O kadar aslında genç ve çocuk nüfus alıyor ki o zaman çocuk bayramıyla, gençlik bayramıyla bu nüfusu güncellemesi lazım. Bu nüfusa yani aslında şudur. Bu nüfustan beklentisini biz hep ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Atatürk gençliğe şunu dedi, bunu dedi filan. Bakın asıl bana göre şudur. Atatürk bu bayramlarla çocuklara ve gençlere yani 23 Nisan'da genç çocuklara, 19 Mayıs'ta gençlere bence şunu söylüyor. Biz sizin için ne yapabiliriz? Bakın bu çok önemlidir. Çünkü bu çok önemli. Biz her zaman için gençliği, kendi düşüncelerimizi yansıtacak, onları harekete geçirecek insanlar gibi görüyoruz. Peki ne yapıyoruz? Ben şunu çok önemsiyorum, çok önemsiyorum. Birçok aile, birçok birey, birçok hoca kendi yapamadığını asistanından bekliyor. Kendi yapamadığını veliler çocuklarından bekliyor. Yani neden? Kendisini çocukları üzerinden, kendisini asistanları üzerinden gerçekleştirmek istiyor. Bu tamam, tamam. Peki buna ama asıl olarak bizim bu gençliği, bu güçle yetiştirmemiz gerekiyor. Yani bu çok önemli bizim tarihimizde. Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın asıl amacı şudur. Bizim çocuk ya da gençlikle ilgili programlarımızı, planlarımızı gözden geçirmeliyiz. Ne yapabiliriz bu gençler için, bu çocuklar için deniyor? Bakın bir örnek vereyim ben size. 1936 Türkiye açısından, örgütlenme açısından kırılma dedim. Uluslararası sistemde de bir kırılma çünkü Berlin Olimpiyatları var. Berlin Olimpiyatları nerede? Nazi, Hitler'in gölgesinde yapılan bir olimpiyat. Ve orada herkes şunu görüyor. Spor ve gençlik çok ciddi bir propaganda vasıtası. Peki, propaganda vasıtası. Bunu faşizm Mussolini de yapıyor, komünizm de Stalin de yapıyor. Türkiye'de böyle faşizm, komünizm gibi totaliter bir rejim yok ki. Gençlik herhangi bir düşüncenin, herhangi bir doktrinin, herhangi bir ideolojinin bir örgütün, bir ocağın, şunun bunun böyle bir robotu değil ki. Atatürk'ün hiç öyle bir gençlik niyeti yok. Ne diyor? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Yani hayatta en hakiki mürşit şu ideolojidir demiyor bakın. İlimdir diyor, fendir diyor. Bu nedenle aslında onu bakın 1936'da da biz bayram yapmışız. 38'de de milli bayram yapıp tatil günü olarak geliştirmişiz. Bu anlamda aslında Gençlik ve Spor Bayramı'nın ne diyelim icadı mı diyelim, yaratılışı mı diyelim? Bunun gündeme getirilmesinde aslında hem gençlikten bir beklenti vardır ama bu beklenti içinde gençliğe yol açma vardır. Biz sizin için ne yapabiliriz? O yüzden ben şunu açıkça söylüyorum. Gençlik ve Spor Bayramı'nı ben Türkiye'deki okul sayısının artırılmasından ayrı düşünemem. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin açılmasından ayrı düşünemem. Üniversite reformunun yapılmasından ayrı düşünemem. Açık söylüyorum. Efendim işte Gazi Musiki Muallim Mektebi'nin açılmasından farklı düşünemem.
Mülkiye'nin Ankara'ya taşınıp Cumhuriyet zihniyetiyle mülkiyeciler yetiştirilmesinden ayrı düşünemem. Yani baktığımız zaman sadece böyle işte gençlikten biz sizden işte şunları yapacaksınız, ülkenin geleceği sizsiniz, ülkeyi siz kuracaksınız diyoruz ama Atatürk ne yapılması gerektiğini de söylüyor. Hastanelerin sayısı niye artıyor? Doktorların sayısı niçin artıyor? O kadar büyük hastalıklar var ki salgın hastalıklar mağlup ediliyor. İşte bu nedenle Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlamı gençliğin sağlıklı, zinde, üreten, kendine güvenen ve Türkiye'nin geleceğini hazırlayan nesiller yetiştirilmesi olarak görüyorum ben. Bu anlamda son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Toplumsal açıdan baktığımızda her 19 Mayıs'ta biz ne yapalım? Hiç olmasa bir gün spor yapmayı aklımıza getirelim. Bir gün zinde olmak ne demekmiş? Üretmek ne demekmiş? Bunu aklımıza getirelim. Neden benim gençlik yıllarımda stadyumlarda ve geniş alanlarda sportif müsabakalar, bakın şey değildi, birbirini kırar, endüstriye spor değildi. Bildiğimiz ekip halinde jimnastikler yapılırdı. Değil mi? Gösteriler yapılırdı. Şimdi belki bugünlerde biz işte eve kapandık ama bana göre 19 Mayıs belki gelecek yıllardan itibaren tekrar 1938'lerdeki anlamına uygun şekilde kutlanmalıdır. Yine hepimiz alanlara kendimizi atıp sporla ilgili, sağlıkla ilgili birikimlerimizi gözler önüne sermeliyiz diye düşünüyorum. Bu anlamda çok önemli. Şimdi devam edeyim mi? Sorunuz var mı? Tabii hocam, çok güzel anlatıyorsunuz. Yani ben bölmek de istemiyorum herhalde aslında. Şimdi, sizin anlatımlarınızı. Ben söyleyeyim. Atatürk elindeki nüfusu da söyleyeyim. Dün bir gazetede okudum. Şu anda sanırım genç nüfus yine Türkiye'de 15 ile 24 arası yaş 15,6 yani 16, %16 civarında bir nüfus var Türkiye'de. Evet. Türkiye şu anda Avrupa'nın yine en genç ülkelerinden birisi. Ama Atatürk döneminde neredeyse çocuk, bırakın sizi çocuk. Yani 0-14 yaş arası 16 milyon nüfus, 1935 seçim sayımlarını söylüyorum, nüfus sayımını söylüyorum. O 16 milyon nüfusun yaklaşık 7 milyonu 0-14 yaş arası. Ya üretim dışında. Siz bu çocuklara bir gençlik ve spor bayramı icat ediniz. Bu çocukların sağlıklı yetişmesi için uygun ortam yapınız. Bundan ilgili siyasetçileri, bilim insanlarını yönlendirin ki bu 14 yaşındaki çocuk 18 yaşına geldiğinde, 20 yaşına geldiğinde hem vücut olarak hem dima olarak sağlıklı bir nesil olsun. Öyle değil mi? Yani Atatürk'ün düşününüz. Gerçekten. Ya bu 0-14 ne demek biliyor musunuz? Üretim dışı demek. Ya üretim dışı. Bizim ben daha önce de belki sundum üniversiteyi konuşmalar. Ortanca dediğimiz medyan yaşımız 21. Ben size örnek vereyim. 21. Evet. Yani 16 milyonun 8 milyonu 21'den küçük. 8 milyon 21'den büyük. Bugün 32 bu rakam. Yani 21 çok genç bir nüfus. Kime yatırım yapacak? Atatürk kimi bu ülkenin geleceği olarak görecek? Yani Atatürk pragmatik ve rasyonel bir insan. Akıl. Tabii ki Atatürk'ün yaşlılarla ilgili, güçsüzlerle ilgili, yetimlerle ilgili, sosyal devletin gerektireceği bütün programlar da var. Ama bu ülkenin geleceğini işte 1935'in 0-14 ya da 0-18 yaş arasındaki çocuklar inşa edecektir. İşte bu çocuklar inşa edecektir. Nedir? İşte bugün olimpiyatlarda aldığımız başarılar diyelim. Veya işte bilimdeki başarılar. Bunlar aslında 1939-30'ların, 40'ların yapılan yatırımlarının bir parçasıdır. Dünya Savaşı yaşanmasına rağmen. Ama biz açıkça söyleyeyim, bunu da yeri gelmişken, mesela bugün bir de Kadir Gecesi. Şimdi bir dini bir günümüz var, bir de milli günümüz var. Çok güzel bir rastlantı değil mi? Peki biz bunu Atatürk'ün öngördüğü biçimde, yani ve Atatürk ve kadrosunun bize Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün armağan olarak nasıl idrak etmeliyiz? Hiç ayrışmamalıyız. Hiç ayrıştırıcı dil kullanmadan. Birleşerek, hatta birleşmek için bir vesile olmalıdır diye düşünüyorum. Gençliğe de bu konuda rol model olmak, gençliğe de bu konuda özendirmek gerekiyor. Çünkü o kadar enerjisi yüksek bir nesil ki, bu kadar güçlü, yüksek enerjili bir nesli siz boşa akan nehir gibi kullanırsanız yazık olur. Ben 1978'lerde o neslin, benim öğrencilik yıllarımda 5000'e yakın genç vefat öldü. Çok kritik günler geçirdik. O zaman Atatürk üzerinden gençliğin kendisini görmesini, onların yani bir şekilde onlara bir takım ödevler veriyoruz. Ülkeyle ilgili belki de çok ağır yükler veriyoruz. Ama ara sıra da bana göre hepimiz, iyi yetişkinler,
ailemizden başlayarak biz sizin için ne yapabiliriz demeliyiz. Belki de bunu bugün demeliyiz gençlere. Yoksa belki en güzel bayram hediyesi bu olmaz mı? Yoksa onlara takıp takıştırmak maddi hediyelerden ziyade bugün soralım. Diyelim ki biz sizin için ne yapabiliriz diyelim diye düşünüyorum açıkçası toplumsal yönünü güçlü kılmak adına. Çok çok da güzel olur hocam. Ama eminiz ki zaten bu şekilde gerçekten de milli birlik ve beraberliğe gerçekten ihtiyacımız olan şu günler. Hakikaten hani bu klişeleşmiştir, yıllardır söylenir ama gerçekten de bu COVID-19 pandemisi sürecini de bir noktada toparlarsak zaten gerçekten de hani birliğe ve beraberliğe çok çok ihtiyacımız var. Bugünlerde bize bunu bir kez daha gösteriyor gerçekten. Bu da bir savaş aslında. Burada da bir savaş veriyoruz biz. Tabii. Toplum sağlığı açısından, insanlığın sağlığı açısından bir savaş veriyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Gençliğe de burada çok büyük aslında önem biçiyor sanki hocam. Bir konuda bir açıklama yapayım. Yani kültür ve uygarlığın ilerlemesi insanın doğayla mücadelesidir aslında. Yani işte güneş olursa şemsiye üretirsiniz, işte şapka üretirsiniz, ayağınıza bir şey ayakkabı yürüyor. Yani kültür böyle ve bunlar uygarlığa dönüşüyor. Atatürk'ün de kafasında yüksek kültür uygarlıktır. Şimdi aslında bu COVID-19'da insanlığın doğayla bir mücadelesidir. Ve insanlık doğaya mağlup olmaz. İnsanlığın ufku geniştir, zekası sonsuzdur. Beyninin işte diyelim %10'unu falan kullanıyor deniyor ama yine de bu anlamda aslında bugünler bizim gençlikten de yardım alacağımız günlerdir aslında. Yani nasıl söyleyeyim ben? Gençlik şimdi bize şunu dese haklı değil mi? Biz bu gençliği sosyal medyaya fazla takılıyor diye, şunu bunu yapıyor diye genellikle böyle eleştiriyoruz. İşte bakın hepimiz sosyal medyanın bir parçası olduk. Öyle değil mi aslında baktığımız zaman? Hadi bakalım telefonumuzu daha iyi kullanmalıyız. Bilgisayara daha iyi ulaş. Ben bu yaştan sonra ne teknolojiler öğrendim. Bana öğretti COVID-19 bunları. Biliyor musunuz? Öğretti. Yani doğayla mücadelemizdir bu. İşte bu mücadeleyi, bakın bu mücadele biz gençlikten çok ciddi yardım alabiliriz. Değil mi? Yani gençlik bizim ufkumuzu açabilir. Ufkumuzu açabilir. Bir şey de ben belirteyim. Zaman zaman işte gençliğinden bu 65 yaş yukarısı sokağa çıkma yasayla ilgili biraz böyle tiye alan bir takım şey. Ben de bir tweet attım ama ya bu, onu yapanlar da böyle çok ağır linç edecek gibi ahlaksızlar falan diye suçlayan televizyon programları görüyorum. Bazı psikiyatristler falan. Ya sağlıklı değil ama belki böyle biraz hınzırlık olsun diye de yapanlar var. Biz bunu bile hoş görelim. Bu çocukları yönlendirelim. Yani benim söylemeye çalıştığım, benimle öğrencimin birisi gırgır geçiyor diye ben onun hemen ahlaki sorgulamasını yapmam. Ya da işte terbiye demem. Muhtemelen benim de eksiğim olabilir. Ben ona anlatırım doğrusunu. Böyle olmalıdır. Ama şimdi yetişkinler o kadar hüküm veriyor, o kadar gençliği hakir görüyor ki ben size tarihçiyim şunu söyleyeyim. Ben ikinci meşrutiyet döneminde bir kitap okudum. İçinde ne yazıyordu biliyor musunuz? Bu nesil bozuluyor yazıyordu. Yani ikinci meşrutiyetteki bir nesli beğenmiyor. 1930'lardaki bir kitapta da nerede o eski bayramlar diyordu. Her nesil bir önceki bir sonrası böyle iletişim noksanlığı vardır. Bu gençlerimizin çocuklarımızın yetersizliği değildir. Belki de biz onları anlamıyoruz. Evet aslında gençlerimizi özlüyoruz belki de hocam bu noktada. Bu Gençlik ve Spor Bayramı belki de onları anlama günümüz olabilir. Değerlendirme günümüz olabilir çok diye öyle düşünüyorum. Kendi yaptıklarımızı bir muhasebe edebiliriz. Yani bunu sadece veliler, aileler ve devletin o yetkililer de yapabilirler. Yani böyle düşünmeleri gerekir. Bakalım biz bu gençlere ne sunduk, ne bekliyoruz diye düşünebilirler. O zaman bunun toplumsal yönünü canlı tutarız. Yoksa sıradan rap herkesin yürüdüğü işte klişe konuşmaların yapıldığı bir bayrama döner. Halbuki her bayram bizim kendimizi gözden geçirme günü olmalıdır diye düşünüyorum. Kendimizi gözden geçirme günü çok olmalıdır. Haklısın. Nereden nereye geldik bunun muhasebesini yapma günü olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim var. Hazır bugün evlerdeyiz zaten. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir gündeyiz. Çok daha iyi düşünebileceğimizi, çok da zamanımız olduğunu görüyoruz, umuyoruz ki çok daha güzel olacaktır sonraki süreçte. Hocam bir soru var bu noktada. Gerçi girişte konuştuk biz bir miktar ama Sayın Alparslan Torun'un bir sorusu. Sayın hocam demiş, Bandırma Vapuru mürettebatının Atatürk dahil olmak üzere dönem yöneticileri ve komutanlarına göre genç yaşta olduğunu görmekteyiz demiş. Gençlik Bayramı'nı bu yönüyle değerlendirebilir misiniz diye de bir sorusu var. Atatürk 38 yaşında ve tüm general rütbesiyle bugünkü rütbeler evet bağlamında baktığımız zaman hocam gerçekten de yani bu yaşta, bu günümüzde en azından bu yaşta komutan olunmuyor. Ki sonraki yıllarda aslında Atatürk'e bununla ilgili bir danışan albayımız da olmuştur. Paşam işte siz çok genç yaşta
tüm general rütbesiyle bu savaşa başladığınızda Samsun'a çıkmıştınız ya da savaşları yönetmiştiniz. Ancak biz bugünlerde 50'li yaşlarda ancak olabiliyoruz demiştir. Atatürk'ün de aslında bunun bir o dönemin şartları bağlamında değerlendirmesi de vardır ama siz nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ben o zaman akademik bilgi veriyorum ben. Yani evet. Ben öyle değerlendirmiyorum. Yani Bandırma Vapuru'nun yolcuları gençti. O yüzden de bu bayram gençlere armağan edildi düşüncesi ise ben bunu böyle görmüyorum. Neden? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı günde çocuk bayramı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri çocuk değildi. Bir kere öyle bakalım. Ha şu, bu yeniden doğuşu söylüyor. Tabii ki. Yani biz bugün genç görüyoruz. Acaba Bandırma Vapuru'nun yolcuları kendilerini bugün bizim gördüğümüz kadar genç görüyorlar mıydı? Ya o kadar ülkenin yükünü taşıyorlardı ki hiç de öyle kendilerini genç gördükleri değildi. Yorgun değillerdi ama o dönemdeki hani ortalama yaşa da vurursanız tabii ki bugünden baktığımızda genç. Ama Gençlik Bayramı'nın icadında temel faktör bu bayram yani 19 Mayıs'ın Gazi Günü olarak kutlanması. Daha sonra 30'lu yıllarda bunun ülkeye sirayet etmesi ve 2. Meşrutiyet geleneğinde İttihat Terakki için gençlik önemlidir. Gençlik gerçekten önemlidir. Ta çocuklara kadar izci teşkilatına kadar iner ve biraz da iddiaçlar propagandayı iyi bilirler. Şimdi Atatürk için şu önemlidir. Biraz önce 1936'yı Berlin Olimpiyatları'nı o yüzden söylüyorum. Bu gençliği harekete geçirmek lazım. Nasıl geçirebilirsiniz? Siz bunları ideoloji pompalarsınız. İdeolojik birer varlık görürsünüz ve siz kendi ideolojik bir rezervi gibi görüp kendiniz için kullanırsınız. Hitler böyle yaptı. Mussolini böyle yaptı, Stalin böyle yaptı. Yani bütün gençliği kendi partisine üye yaptı. Atatürk'ün böyle bir niyeti yok bir kere. Atatürk'ün kitlesel olarak gençliği ideolojik bir varlık olarak görmüyor ama gençliği rejimin ve devletin devamlılığını sağlayacak bir unsur olarak görüyor. Bunun için de ideolojik değil ama toplumsal açıdan, bilgi bakımından, kültür bakımından ve hepsinden önemlisi belki de hem sağlıklı bir beyin hem sağlıklı bir vücut açısından zinde bir nesil gerekiyor. Bakın kabul edelim, bir daha söylüyorum. Sizin üretmeniz lazım. Sizin fabrikalarda çalışacak, tarlalarda çalışacak güçlü kollara, üniversitelerde ders verecek genç beyinlere ihtiyacınız var. Ancak bunu gençlikle yaparsınız. Bu nedenle hani şöyle bir durum yok. Aslında çocuk bayramı hemen bir yıl sonra çocuk bayramı gibi kutlanıyor biliyor musunuz aslında? Ama gençlik bayramı sonraki yıllara sarkıyor. Bu nedenle ama şu bir gerçek. Bandırma Vapuru'nun yolcuları genç. Evet. Zinde. Tabii ki Atatürk'ün kafasında da bu kadar zinde ve kendisini de doğum günü olarak kabul ettiğini düşünürseniz yeniden doğuş. Bugün yeniden doğuş dediğiniz kavram her zaman için kendini yenilemeyi gerektirir. Doğuş ne demektir ya? Sıfırdan başlıyorsunuz her şeye. Daha küçüksünüz, daha gençsiniz ve daha iyi olacaksınız anlamı taşıyor. Bu nedenle Bandırma Vapuru'nun yolcularının yaşıyla değil de Bandırma Vapuru'nun genel yaptığı işlerle o yeniden doğuşu üreten yapısıyla ilgili bir bayramdır diyebilirim. Başka soru varsa da alabilirim. Hocam bir sorumuz daha var. İletişim Fakültemizden Hatice Kurt hocamızın bir sorusu. O da izliyor bizi şu an. Covid-19 sonrasında yeni dünya düzeninden bahsediliyor. Bugünün anlam ve önemine binaen Türk gençliğine ne tavsiye edersiniz diye aslında sizden bir tavsiye bekleyen soruyla karışık bir... Şöyle bir şey var. Yani bir kere dünyanın çok böyle büyük bir köy olduğu ortaya çıktı. Yani herkesin birbiriyle, hani köyde herkes herkesi tanır ya. Burada da herkes, evet. Herkesle Covid-19 sebebiyle tanıştı. Yani nasıl söyleyeyim, hiç bana bulaşmaz dediğiniz dünyanın bir coğrafyasından gelip bir insan size bir etkide bulunabiliyor. Gençliğin bir kere böyle küresel düşünmesi lazım. Ama şu olmaması lazım. Ama bir taraftan da küresel güçlerin bir payandası olmak lazım. O zaman sizi yalpalarlar. Yani küresel güçlerin farkında olarak, ben şahsen öyle düşünüyorum. Küresel gücün, küresel yapının farkında olarak bir şekilde kendimiz olarak kalmalıyız diye düşünüyorum. Bakın farkında mısınız? Aslında ilginç bir gelgiti olan bir dönem. Covid-19'u yenmek için hem dünyaya açılmamız gerekiyor. Aşı, izolasyon, ilaç vesaire. İlginçtir. Hem de içimize kapanmamız gerekiyor. Hem evden çıkmamamız gerekiyor.
hem teknolojiyle dünyanın her yerine ulaşmamız gerekiyor. Bugünler öyle değil miyiz? Gençliğin bu dönemi böyle yaşaması lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Öğrencilere ben soruyorum zaman zaman. Ne soruyorum biliyor musunuz? Yani diyorum ki mesela 29 krizi nerede çıktı? Bir kısmı işte New York'ta bilen biliyor, bilmeyen de bilmeyebiliyor. Ya da Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı nerede çıktı? Polonya falan. Bilen bilmiyorlar. Çünkü niye? Bunlar çünkü hiçbirisi yaşamadı. Hep biz anlatıyoruz. Sonra soruyu dönüyorum. Bundan diyorum size 30 yıl sonra sorsalar 2020'deki COVID-19 koronavirüs salgını nerede başladı desem diyorum. Hepsi Çin ve Wuhan diyor. Şimdi hiçbirisi unutmuyor bunu. Hayatlarında unutamayacakları bir deneyim yaşıyorlar. Bir, teknolojiye hakim olmaları lazım. Gerekirse içimize kapanmamız gerekiyor. Gerekirse üretmemiz, gerekirse hiç tüketmememiz gerekiyor. Yani bu bize neyi gösterdi? Konformizmden kaçınmamızı gösterdi. Bana çok komik geliyor bazı insana evde canım sıkılıyor demeleri. Ya da bir ekmek için canhıraş şekilde sokağa atılmaları. Ama bakın biraz daha sürerse yapmayacağız bunları. İlk günkü telaşlarımızdı. Daha sonra daha sakinleştik. Gençlik de bunu görecek. Gençlik neyi görecek? Ailesiyle zaman geçirmeyi gördü. Çok da sıkıcı bir şey değil. Belki hep zaman geçirecekler, belki hiç geçirmeyecekler bilemem. Ama gençlik için ne gördü? Gençlik sporun, sosyal hayatın, sokağın, caddelerin, bunun yani okulun, her şeyden önce eğitim öğretim, yüz yüze eğitimin faydasını gördü. Şimdi çok yani ilginçtir. Uzaktan eğitim yapıyoruz. Bütün öğrencilerimiz bizi özlemişler. Biz de bütün öğrencilerimizi özlemişiz. Öyle değil mi? Hocalarımız da dinliyorlar. Peki daha önceden biz 3 ay Eylül'de okulları kapatıyorduk, Eylül'de açıyorduk. Hiç o zaman özlediğimizi düşünmüyorduk. Hiçbir öğrenci veya birimiz de bu lafları söylemiyorduk. Şimdi o kadar özlem doluyuz ki. Yani biz öğrencilerimizin değerini anladık. Öğrenciler de bizim değerimizi anlayacaklar. Gençlik öyledir diye düşünüyorum ben. Yani COVID-19 sonrasındaki ilişkiler çok ilginç olacak. Yani şöyle temastan kaçınacağız ya da özlediğimiz için çok yoğun bir temas. Yani ortalama kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Vallahi bilmiyorum. Ama sözümün başındayım. Gerekirse kapanmayı bileceğiz, gerekirse sonuna kadar açılmayı bileceğiz. Bu süreçler bize bunu öğretti. Ama bir gerçek daha var. Bir virüsün bir savaştan daha fazla etkili olabileceğini gördük. Ben biraz salgın hastalıkları da inceledim. Onu söyleyeyim ben size. Yani koleranın, vebanın ne kadar insan öldürdüğü. Sadece 1918-19'da 20'ye kısmen sarkan o gripin, İspanyol gripinin 50 milyona yakın insan öldürdüğünü, İstanbul'da biliyor musunuz 7 bin kişi ölmüştür o gripte. İngiltere'de 200 bin kişi ölmüştür 1918-19 gripinde. Amerikalı askerler Avrupa'ya taşımışlardır. Yani aslında bir gerçekte biz bunları anlatıyorduk öğrencilerimize ama seminerlerde falan bunlar tarihe mal olmuş olaylardı. Şimdi birebir yaşadık. Yaşadığınız olayları daha kolay öğrenirsiniz. Ve şimdi bu virüsün ne demek olduğunu, virüsle bakterinin arasındaki farkı öğrendik. Ya bana anlatırlardı, ben bunu anlamakta zorlanırdım. Öğrendik. Nasıl olduğunu öğrendik. Bunu da gençlik öğrendi. Gençlik bize de öğretecektir diye düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeyim ben Sayın Hocama teşekkür ederim sorusu için. Muhtemelen gençlerimizin çoğu meslek tercihlerine değişiklik yapacaklardır veya yeni meslekleri yönelecektir. Bakın görürsünüz. Yani yeni meslekler üretip veya bazı insanlar burada kendisi bakacak. Bunlar biz, bu gençler bizden dünyayı daha iyi okuyorlar. Bizim için çok önemsiz gibi görünen ama daha sonra önemli olacak meslekleri keşfedecekler. Bazı meslekler aşağıya doğru çekilecek, bazı meslekler daha yukarıya çıkacak. Bundan eminim. Bunu da ilk yakalayan gençler olacak. Çünkü biz şöyle düşüneceğiz. Ben bundan sonra nasıl meslek değiştiririm ya? Benim iki tercihim var. Ya çalışacağım ya emekli olacağım. Ama bu süreçteki gençlik mesleki tercihte bulunacak. Değiştirebilecek, yeniden dünyasını kurabilecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İşte gençliğin önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor hocam. Ve tabii ki hocam geçmiş sürece döndüğümüz zaman burada bir de şeyi görebiliyoruz. Atatürk'ün de İspanyol gribine yakalandığını biliyoruz. Sonrasında Atatürk'ün ve yine yakın silah arkadaşlarının İsmet Paşa başta olmak üzere sıtma hastalığından zaman zaman muzdarip olduklarını görüyoruz. Ve Cumhuriyet döneminde de aslında bu salgınlara karşı çok büyük önlemler alınıyor. Özellikle sıtma konusunda yapılan çalışmalar çok çok büyük öneme sahip. Bu bağlamda da gerçekten hani bizler okuyorduk her zaman ama COVID-19 salgını sonrasında da salgınla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu belki bir kez daha görmüş olduk yaşayarak. Yeni bir tarihi aslında yaşıyoruz hocam.
İlerleyen süreçte yazılacak bunlar. Şöyle bir şey var. Bunu görecekler. 1931'de bir kolera salgını var Türkiye'de. Bu kolera salgını ile evet. 1931'de bir takım tedbirler alınıyor. Aşı, temizlik, işte sınırların kapatılması falan alınıyor. Ben 1947'deki kolerayı inceledim. Bir de 1971'dekini incelemiştim. Biliyor musunuz 1947 ve 1971'deki kolera, 70-70'li kolera salgınlarında tıpkı 1931'deki tedbirler alınıyor. Onu söyleyeyim. Ya tabii Atatürk de Osmanlı dönemindeki koleraları yaşamış. 1890'larda, 1900'lerin evet. başlarında koleralar var. Böyle dönem dönem geliyor, dönem dönem geliyor. Aynı şekilde dediğiniz gibi sıtma, savaşla mücadele, trahomla mücadele bunlar biliyor musunuz? Çok ciddi, biraz önce bahsettim, tek tek söylemedim. İşte bu hastalıkları yenmek için sarf edilen çaba da aslında Gençlik ve Spor Bayramı'nın bir parçası. Bakın ben bir örnek vereyim. Atatürk döneminde numune hastaneleri açılıyor. Hani bugün şehir hastaneleri diyoruz. O zaman da numune hastaneleri. Hiç elde avuçta hiçbir şey yok. Ankara'da açılıyor. Sonraki üç tanesi nerede biliyor musunuz? Diyarbakır, Sivas ve Erzurum'da açılıyor. Numune hastanesi açılıyor. Sonra Adana ve İstanbul'da açılıyor. Yani sağlık konusunda numune hastaneleri çok ciddi örnek çalışmalar yapıyor. Adı bile önemli. Biraz önce dediğiniz gibi aslında bizim için bakın bu COVID-19'u bundan önceki veya bundan sonraki salgınları mücadelemizde Atatürk döneminde veya tarihimizdeki her mücadele bizim için bir deneyimdir. Şimdi ben size söylüyorum böyle bir süreçten geçti. Bir bu nesil. Biz geçtik. Bundan sonraki olası bir salgında hangisi olursa olsun daha deneyimli değil miyiz? Biz kesinlikle biraz rahata erişmiştik canım. Yani işte 1970'lerden sonra doğru düz grip yoktu. Biraz kuş gribi falan dedik. Ona da inandık inanmadık. Biraz kene dedik ama bunun gibisine rastlamadık. Bu bizim evet. de hayatımızda bizim için müthiş bir deneyim. Yani acayip bir musibet ama bize kulağımızdan çıkmayacağı nasihatları verdi açıkçası. Ve hem gençlik olarak ben bundan gençlerin bizden daha fazla sonuç çıkaracağına eminim. Bundan emin olabilirsiniz. Biraz önce söylediğim gibi dünyayı tanıma, anlama ve algılama bakımından onların yolunu çok açtı. Yani bundan bir şu sözü çok önemsiyorum. Hayatım boyunca fırsatçı olmadım. Kimseye dönermedim. Fırsatçı olmamak lazım ama bu olumsuz günleri fırsata dönüştürmek gerekiyor. Bakın çok ikisi arasında ayrım var. Fırsatçılık hiç önermiyorum ama fırsata dönüştürebiliriz. Fırsata dönüştürebiliriz. Eksiğimizi, yediğimizi görmek açısından, yeni bir yaşam dizaynı açısından önemli bir süreçten geçiyoruz diye düşünüyorum. Eğitim, öğretim dahil, devlet yönetimi dahil, işte görüldüğü gibi konferanslar dahil. Hepsini görüyorum. Evet, internet yine gitti gibi ama ben konuşuyorum. Hayri Bey, internet gelene kadar konuşabilirim. Çok gerçekten hocam, evet. Evet. Şu an hocam yayındayım ben. Tamam. Görebiliyor musunuz beni? Şu anda duyuyorum. Şu an görebiliyor musunuz hocam? Görebiliyorum ve duyabiliyorum. Hocam ben sadece sorunuzu sorayım istersen. Görüntü dondu sadece ama görüntü var, duyabiliyorum. Hocam öncelikle bugün bizi tırmanıyoruz. Evet. Tamam hocam. O zaman ben size Osman Selvi'nin hocam bize bir... Duyamadım. Görebiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Şu anda geldi ses. Soru varsa onu duyamadım. Tamam hocam. Hemen şimdi o zaman, duyuyorum. Şimdi duyuyorum. Özür diliyoruz. Tabii ki bugün sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için evlerimizden gerçekleştiriyoruz yayınlarımızı. Olabildiğince sizlere düzgün ulaştırmaya çalışsak da zaman zaman bu tür kısıntılarda yaşayabiliyoruz. Hocam Osman Selvi'nin bir sorusu var. Öncelikle bugün bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz diyor. Bu dönemde bu şekilde programlarınız olacak mı? Sizin de dediğiniz gibi özlüyoruz demiş. Galiba bol bol tarih söyleşisi yapacağız hocam sizinle. Öyle görünüyor. Her zaman için. Ben her zaman hazırım. Biz de zaten hem tarihçiyiz biz konuşuruz. Ve bunları da özledik. Üniversitemizde bu etkinlikleri yapıyorduk. Benim de bu 100. yıl meclisin açılması dahil pek çok etkinlik iptal oldu. Bu vesileyle ulaşıyorum. Ben de mutluyum. Teşekkür evet. ederim. Soru? Çok teşekkür ediyoruz biz de kendisine.
Var hocam, sorumuz var yine. Benizer Yıldırım'ın bir sorusu var. 19 Mayıs yeniden doğuşla beraber sonrasındaki gençliği harekete geçirecek eğitim alanındaki devrimleri yorumlar mısınız diye bir soru sormuş Benizer Yıldırım hocam. Şimdi tabii ki şu bir gerçek. Mustafa Kemal'in kendisi genç. Ülkenin de geleceği gençliğe, yani şimdi gençlik üzerine inşa ettiğini daha önce de söyledim. Bir kere Mustafa Kemal'in bu ülke için veya Cumhuriyet'le ilgili yapacakları o gün aklına gelmiş değil. Yani bunu öğrencilik yıllarına biraz önce bahsettiğim, aslında gözünün önünde bir ülkenin çöktüğünü görüyor. Bakın, Mustafa Kemal Duyun-ı Umiye'nin kurulduğu yıl doğmuş bir insan. Yani Duyun-ı Umiye ile büyüyor. Mustafa Kemal büyüdükçe Duyun-ı Umiye'nin Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti üzerindeki hegemonyası artıyor. Şimdi böyle bir nesilde Duyun-ı Umumiye ile ilgili bir proje, onu yok etmekle ilgili bir plan olmaz mı? Olur. Bir noktayı açıklayayım ben. Mustafa Kemal'i iyi tanımak gerekiyor. O doğduğunda Selanik ülke sınırları içinde bir şehir, bir liman şehri. Edirne'de doğduğunuzu düşünün. Edirne İmparatorluğun ortasında bir şehir neredeyse. Ama Mustafa Kemal'in, yani doğduktan 20 yıl kadar sonra buralar zaten bir, ya 30 yıl sonra Edirne kaybediliyor Selanik. Edirne Serhat kent oluyor. Hatta bir süre kaybediliyor. Şimdi o kadar çok toprak kaybedilmiş ki, biraz önce bahsettiğim 1980-84'lü nesli düşününüz. Çok güçlü bir kurmay kafası var hepsinde. Bu neslin hepsi travma yaşamıştır arkadaşlar. Ne travması yaşamıştır? Ülke ellerin avuçlarından çekip gidiyor. Bakın, şimdi bizi dinleyenler varsa, Covid-19 bizim hayatımızı sarstı mı, sarsmadı mı? Bazılarımızda travma oluşturdu mu, oluşturmadı mı? En çok kimler çıkıyor televizyonlara? Psikiyatristler çıkıyor, psikologlar çıkıyor. Farkında mısınız? Ya bu Covid-19. Bir de biz bunu nedir? 3 ayda, 6 ayda, bilemediğiniz 1 yılda atlatacağız diyoruz, değil mi? Diyoruz, tamam. Böyle de bir umudumuz da var. Peki, siz 1881'de doğmuşsunuz. Doğduğunuz yıl Tunus gitmiş. Bir yıl sonra Mısır gitmiş. Ardından Balkanlar, Trablusgarp gitmiş. Dünya Savaşı'nda o kadar toprak kaybetmişiz. Bu sizin içinize işler mi, işlemez mi? Siz öyle bir devlet kuracaksınızdır ki bir daha toprak kaybetmeyeceksiniz. Bir daha sizin kapınızı bu düşman çalamayacak bir yapı oluşturmanız lazım. Modernitenin arkasına yatan temel de budur. Şimdi eğitim de bundan gerekiyor. Neden? Bakın, Atatürk 1921'in Temmuz ayında Marif Şurası toplamıştır. Yunan Ankara'ya doğru yürüyor. Daha önceden tespit edilen tarihi ertelememiştir. Ve bir Marif Kongresi toplayarak aslında Cumhuriyet dönemi yapacağı o tevhid-i tedrisat olsun, eğitimdeki modernleştirme hamleleri olsun, hepsinin adımlarını atmıştır. Şimdi buradan hareketle bir konu söyleyeceğim. Sakarya Meydan Muharebesi dediğimiz savaş, bizim literatürümüzde ismi nasıl geçer? Sakarya Savaşı ya da Sakarya Meydan Muharebesi diye geçer, değil mi? Peki Yunanlılar ne diyor bu savaşa? Ankara Savaşı diyor. Yani Ankara'yı düşürme savaşı. Yunan kralı gelmiş, geri dönmemiş ülkesine. Eskişehir'de diyor ki galiba bizimkiler, Yunan ordusu diyor, Ankara'ya gelecek, ben de Ankara'ya girerim diyor. Düşünüyor bakın. Şimdi. Ve biliyorsunuz Sakarya Savaşı kazanılıyor. Büyük taarruz kazanılıyor. Cumhuriyet ilan ediyor. Şimdi bu ülke kaybedilmesinden travma yaşayan bu neslin yerine kendinizi koyunuz. Ne yapması lazım? Bir daha, ya Yunan ordusu Ankara yakınlarına kadar gelmiş. Bir daha gelmeyeceği tedbirleri almak için çaba sarf ediyor. Bizim modernleşme dediğimiz batı taklitçiliği değildir. Modernleşme dediğimiz şekildeki düzenlemeler de değildir. Elbette ki şeklimizi, şemalimizi düzelteceğiz. O ayrı konu. Ama bizim modernleşme dediğimiz üretmektir. Yani çağdaşlaşma dediğimiz. Üretmek dediğimizde kalkınmaktır. Neden? Yaşamak için bunu yapmak zorundayız. Çünkü biliyoruz ki, Atatürk biliyor ki, bu çocuklar, bu gençler bilimsel açıdan, sağlık açısından, eğitim öğretim açısından geliştirilmezlerse biz modernleşemeyiz. Biz tevhid-i tedrisatı yapmazsak, biz harf devrimini yapmazsak, biz ulusal dil ve tarih politikaları geliştirmezsek, biz Atatürk ilkeleri, inkılap tarihi derslerini doğru dürüst anlatamazsak, bakın burada kendimle ilgili de söylüyorum, o zaman ne olur? Biz modernleşemeyiz. Modernleşemeyiz, yani kalkınamayız. Kalkınamadığımız zaman o kalkınan batı dünyasının ne olur?
bir saldırı mekanizması haline geliriz. Bugün Orta Doğu ülkelerinin yaşadıklarına bakarsanız, ya o çağdaş dediğimiz dünya aslında ilginç bir dünya. Onun parçası olmadığınız zaman o dünya sizi sömürüyor. Bilimsel açıdan onlara kafa tutmamız lazım. Evet, COVID-19 için her şeyi dışarıdan beklemememiz lazım. Herkesin bir şeyler yapması lazım. En küçük bireyin yapması, maske takmak bile bir şeydir. Bakın, bu akıl ve bilimin gereğidir. Maske takmaktan, hatta maskeden de vazgeçtim. Dışarı çıkmamaktan başlayarak bir şeyler yapıyoruz. Aslında hareketsiz kalarak bir şeyler yapıyoruz. Bizim biyoteknoloji enstitüsündeki aşı çalışmasına, izolasyon çalışmasına kadar, diğer merkezlerindeki çalışmalarımıza kadar herkesin bir şey yapması lazım. Bu yapanların hepsi de bu Atatürk neslinin çocuklarıdır. Yani bu dediğim bu motivasyon alan insanlardır diye düşünüyorum. O eğitim programlarından çıkan. Elbette ki her girdi her çıktığının sonucu aynı olmuyor. Eğitim öyle değil. Aynı ailenin iki çocuğu da aynı mesleği seçmiyor. Aynı karakterde olmayabiliyorlar. Ama genele baktığımızda Atatürk'ün eğitim, öğretim programlarının, devrimlerinin, inkılaplarının hepsi gençliğin bu ülkenin geleceğini hazırlanması üzerindedir. Bu ülkenin geleceğin hazırlanması demek de çağdaş uygarlığın parçası olmaktır. Çağdaş uygarlığın parçası olmak da üretmektir. Şunu söyledim bilmiyorum. Cep telefonu kullanmak değil de cep telefonu üretmektir. Bilgisayar kullanmak değil de bilgisayar üretmektir. Zoom gibi bir programı biz de üretmeliyiz. Biz oralara kaynaklarımızı vermemeliyiz. Aslında buradan geçer. Ben sosyal bilimciyim, bu kadarını biliyorum. Ama yani modernleşme dediğimiz kavramlar lüks otomobillerden, gelişmiş bilgisayardan, 5-6 yıldızlı otellerden okunmaz. Zihniyetten okunur modernleşme. O da kendi kendine yeter olmaktır. Bunu da gençlik yapacaktır diye düşünüyorum. Bu konferanstan öte güzel bir söyleşiye dönüştü. Teşekkür ederim. Hocam, gerçekten güzel bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim hocam. Değerlendirmek istersiniz hocam. Genel bir aslında değerlendirme yapsak çok da güzel olacak. Uzun da bir yayınımız oldu. 19 Mayıs'ın hocam tarihsel ve toplumsal önemini genel bir değerlendirmeye de yeni katılan izleyicilerimiz için de yapabilirsek çok çok seviniriz. Sizi de çok yorduk bugün ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben vallahi o şeyi de söyleyeyim madem çok da sorunsuz. Çok da tutarlıyım. Ceket, kravatım var. Pantolonum da var. Onu da söyleyeyim. Yani öyle hani bazen diyorlar ki eşofmanla falan görünüp spikerler yapıyor falan diyorlar. Ben bugün bayram günü. Ona göre özel giyindim. Teşekkür ediyorum. O konuda da tutarlı olma. İnsanın kendisine verdiği söz, kendisiyle tutarlı olması çok daha önemlidir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sizlere, üniversitemin rektörlüğümüze, Erkan Hocama, Sibel Hocama, Abdülkadir Hocama, diğer rektör yardımcısı Ayşen Hocama ve bütün hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bahattin Hocama da tabii ihmal etmeyelim. Bütün rektör yardımcılarımı da söyleyeyim. Sayın dekanlarım, müdürlerime. Şimdi nasıl bir değerlendirme yapalım? 19 Mayıs 1919. Bir son, bir başlangıç. Osmanlı Devleti'nin sonu Cumhuriyet'in başlangıcı sayılabilir. Bunu bir tarafa yazalım bir kere. Yani 19 Mayıs 1919'da 101 yıl önce Türk Kurtuluş Savaşı başladı. Ama aynı zamanda o savaşın temel örgütlenme sürecinde yeni bir Türk devleti de kuruldu. Bu bir gerçekti. Yani tarihe şöyle bakamayız. 19 Mayıs olmasaydı ne olurdu falan diye bakamayız. Tarihçi bununla ilgilenmez. 19 Mayıs olmuştur. Ve olanlar üzerinden bu yorumu, bu değerlendirmeyi yapıyor. Gerçekten de yeniden doğuştur. Çünkü Türklerde sıkı bir devlet geleneği vardır. Bağımsızlık geleneği vardır. Hiçbir zaman sömürge durumuna düşmemişlerdir. Şimdi sömürgeleştirilmek isteyen Türklerin direnişinin örgütsel başlangıcıdır 19 Mayıs. Şimdi böylesine anlamlı bir gününde toplumsal açıdan bugüne kadar taşınması, yani sadece biz tarihçilerin anlattığı, biz tarihçilerin sunduğu akademik bilginin dışında toplumsal bir nitelik kazanması ise Gençlik ve Spor Bayramı sayesinde olmuştur. Ve Gençlik ve Spor Bayramı çok anlamlıdır çünkü Atatürk'ün Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir şekilde yürürlüğe koymasında hiçbir rastlantı yoktur. Doğrudan dolayı planlı programdır. Çünkü Türkiye'nin nüfusu çok gençtir. Türkiye'nin yaşlı nüfusu varsa bile onlar son derece eğitimsizdir ve savaştan çıkmış bir halktır. Bu ülkenin kısa zamanda dünyaya kafa tutacak, önce bölgesinde sonra dünyaya kafa tutacak ama her şeyden önce kendi bağımsızlığını koruyacak bir güce erişmesi lazımdır. Bu da ancak sağlıklı zinde üreten nesillerle olur. Bu nedenle Atatürk sayesinde, Gençlik ve Spor Bayramı sayesinde gençlikle ilgili sağlık,
eğitim, öğretim, işte ekonomi anlamda, tarım, sanayi, ticari anlamda planlar, projeler üretilmiştir. Kütüphaneler açılmıştır, üniversiteler açılmıştır ve sonuç itibariyle bu sadece kupkuru, yani insanların sadece yürüyüş yaptığı bir bayram günü olmaktan çıkarılmıştır. Genel olarak bizde neden çocuk, neden gençlik bayramının anlamı da burada yatmaktadır. Çünkü Türkiye'nin Atatürk döneminde 12 milyonla devralıp 15-16 milyonla bıraktığı Türkiye'nin nüfusu çok küçüktür. Çok üretim dışıdır. Bunların yeni dönemlerde Türkiye'nin üretimine katkı sağlayacak bireyler olarak yetiştirilmesi gerekir. Bu bakımdan yeniden doğuş her anlamda, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu, hem Türk ulusunun doğuşu, hem de gençlik anlamı kendini yenilemesi anlamı taşımaktadır diyorum. 101. yılını idrak ettik. Geçen sene çok görkemli 100. yılı kutlamıştık. Ama Covid-19 yüzünden, yani bizim için, biz ne diyoruz? Biz Kemalistiz. Çaresizlik ve teslimiyet siyasetimiz olamaz. Biz Atatürk'üyüz diyoruz. Ve bu anlamda da Covid-19'daki programımızı burada yapıyoruz. Yani sokağa çıkmıyoruz belki ama evimizde sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da yine bence bu programların üretilmesinde, başka Hayri Bey olmak üzere, yine gençlik yürütüyor diye düşünüyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten çok keyifli, çok dolu dolu bir yayın oldu. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı çok keyifli bir şekilde kutlayabilme olanağı bulduk sayenizde. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte tabii ki yine bu güzel tarih söyleşilerimizi gerçekleştirmeye devam ederiz. Siz kıymetli hocalarımızla birlikte. Ki sorularımız için de ayrıca izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Biz de sonuna geldik yayınımızın. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Temuçin Faik Ertan hocamızdı. Size bir kez daha teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs'ın Profesör Doktor Nevzat Artık hocamız konuğumuz olacak ve Covid-19 sonrası gıda güvenliği ve gıda güvenliği stratejilerini konuşacağız kendisiyle. Bugünlük yayınımızın sonuna geldiğimizi bir kez daha söyleyelim ve tüm Türk ulusunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalınız.